Arkadaşlar kimse yanıma gelmesin. Ne oldu? Son derece ciddi söylüyorum. Ne oldu? Son derece. Ciddiyim. Ne oluyor? Ben ne yapıyor bu ya? O ses ne ya? Bu ne yapıyor? Aa! Tablo getirmiş. Ne yapıyorsun sen? Susun. Kaç gündür başım ağrıdı. Bu senin kayınvaliden hemşire mi? O ne öyle gelme. Yanıma gelme. Bu ne? Bu ne? Bu benim son çizgim. Yanıma gelme bey hanım. Yerine oturur musun? Sana onu taktırmam. Takarım ben. Ben sana onu taktırmam. Ben kaç gündür başım ağrıdı. Yeter. Ben buraya şov yapmaya, konuşmaya gelmedim. Ben gelinimi izlemeye geleceğim. Bak gelinimi. Otur gelinimi. Sizin yüzünüzden gelinime şey yapamadım. Bir puan verdim. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben sana onu izleyeceğim. Onu taktırmam oraya. Takacağım. Ben sana yapacağım. Yerine geçer misin? Bir şey yapamaz. Ben sana yapacağım. Bu burada duracak. Ben onu oradan indiririm. Seni Beyhan Öksür'ün eline bırakıyorum. Kızlar herkes yerine geçsin. Lütfen kendinize gelin. Yarın sabah o tabloya ne geliyor başına izle ve gör. Aynen. Hiçbir şey gelmeyecek. Yarın sabah kalmayacak. Filiz o kalmayacak. Ya bu şaka ya. Vallahi hiç şaka gibisiniz ya. Herkes yerine geçsin. Ben izleyin ve görün. Ne oluyor? Gelin kızlar vakit kaybetmeyin. Siz niye sesiniz çok çıkıyor ya? Fatma Hanım mutlu bak ses ben çıkıyor. Arkadaşlarım, ben mutlu değilim. Asla ben arkadaşlarımı değiştirmem. Niye sustu? Hayır ben susmadım. Susuyor bak sıraya, hiç konuşmuyor. Sıraya arkadaşıma verdim. Dilek senin yaptığın da bu buranın bir kuralı arkadaşım. Var. Ama ben konuşayım da gelinimi izleyemem tamam, ya. Siz çok konuşuyorsunuz ya. Gelinin güzel yapmadığı benim için vermedim. Hayatım ama işte başını yapamadığından senin değil. Senin yaptığın da doğru der. Yok kulise istasyon buraya sus hemşire gibi yaptığın hiç doğru değil. Bak ben sana sizin katılıyorum. Hemşirelik hastanede olur burada olmaz. Aslında durun arkadaşlar. Çok konuşuyor. Aslında durun hizaya gelecek biri varsa Dilek Hanım, ben seni hizaya getirmesini bilirim. Ben seni hizaya getireceğim. Ben o tabloyu oradan indirmezsem, ben de Beyhan değilim. Artık bana geçti. Fatma Hanım, sana da şaşırıyorum ya. Niye hani ben sana kayınvalidelik öğretecektim hayır, sana. Hayır, bana hiçbir sen şey öğretemezsin. Bana öğreten orada. Beni niye şey yaptın? Bacım karşımda duruyor. Dün kayınvalidene, Beyhan'ın, Sultan'ın şey yapıyordun. Dün sarılıyordun bana. Ay iyi ki geldin. Ay, ay Fatma Hanım. Ay, ben sana yardımcı olacağım. Kayınvalidelik evet, yapacağım. Evet. İyi ki geldin. Ben sana öğreteceğim. Arkadaşım, Fatma hoş geldin. Fatma beni sattın mı Fatma? Yok seni satmadım ama bana siz öğretecek. Siz sesini kestirmişsiniz. Ben ne taraf alıyordum? Dün sarıldım ama. Hemşire gibi herkese sus diyemez. Yapıyorsun. Böyle sus. Sus resmi getirip buraya asamazsın. Ama çok bizi konuşuyor. Bizi susturamazsın. Kendimi o resmi oradan indirmemek için zor tutuyorum ya. Şaka gibi ya. Buraya ya gelen... bir şey söyleyeceğim. Yeter ya. Bence bu de ne yeter. Böyle? Her gelen burada bir otorite kurmaya çalışıyor. Vallahi Allah. Yeter ya. Bıktım. Benim için gram fark etmedi şu an. Yani o yüzden içim... Hayır bir şey söyleyeceğim. Bak. Oldu mu yani Yeşim? Fark etmedi diyorsun. Şu an bana içim yani? Rahat. O kadar rahat ki. Orada... Beyhan Öksüz, orayı var ya, sallar sallar, bize bile gerek yok. Ya şu an ona var ya, borç takması iki gününü alır. İlk defa birine kızmam borç taktı diye. Ona kimse borç takamaz kızlar. Siz dikkat edin Beyhan teyze, elinde kalmasın valla. Ama benim kayınvalide... Sen de biraz kendi güven ya, ne böyle? Ben ne yapayım kızlar? 16 yıldır böyle yani. Her şeyin hesabını veriyorum. Beyhan Hanım bir susun ya. Vallahi migrenim tuttu. Benim başım çoktan ağrıyor. Sen geldin geleli ağrıyor. Bir sus ya. Ha, sen çok konuşuyorsun sen. Sen sus. Vallahi, sen susmadan ben susmayacağım. Ben niye susayım? Sen sus. Sana cevap vermekten başım ağrıdı. Vallahi billahi. Vallahi sen susmadan ben susmam. Bir sus. Senin de ondan kalır yerin yok biliyor musun? Yok. O çok konuşuyor. Sen de. Yeter artık bir susun.